genel kurması gerekenler bunlar basit anlamda. Ama mesela burada Flask, MySQL DB de var. Onları da eklersiniz. Hata verdikçe öğrenirsiniz zaten. Bunlar şu ana kadar bilmediklerimiz. O yüzden ekledim. Mesela şunu bilmiyorsunuz değil mi? En bilinen. Evet, Application Design tarafında şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Bu başlangıçta sizin aslında şu çalışmayı yaptığınızda, bakın burada gördüğünüz basit çalışmayı yaptığınızda uygulamanın yarısı bitmiş oluyor. Çünkü hangi endpointler olacağını belirliyorsunuz. Web uygulaması ya da API fark etmiyor. Bunların anlamları vesaire hepsini belirlediğinizde iş bitmiş oluyor. Tasarım da bitmiş olur. Tasarım da zaten yapıyorsunuz. Görseller diyelim ki mockup çalışmalarıyla tamamlandı. Eskizler mi deniyor? Neyse. Tasarımcıya mockup deyince yanlış anlıyor, başka bir şey anlıyor. Daha doğrusu o doğru anlıyor, biz yanlış kullanıyoruz diyelim. Tasarımda farklı. Ama eskizler değil. Ve database design, mesela kullanıcı tablosu, şunu mesela şöyle yapmıştık, değil mi? Böyle bir şeydi. Database'i nasıl tasarladıysanız ona göre güncellersiniz bunları. Script olarak da bunları oluşturuyorum. Siz de yapabilirsiniz script haline getirip. Bakın primary key vesaire. Bunları kaydedip yaptığınız bir projede scriptleri kaydedip. Önemli. Sonradan onu çünkü production ortamına çekerken ha, sonradan da yapabilirsiniz. Yani proje bitti A'dan Z'ye. Tamamlandı. Database'den ilgili database'in yapısını script olarak alıp kuracağınız ortama deploy edeceğiniz ortama bunu SQL dosyası olarak yükleyip çalıştırabilirsiniz database'de. Gayet basit. Bir database'i üç şekilde başka bir ortama aktarabilirsiniz. Birincisi script olarak böyle yapısal script alırsınız. Bir de veri script'i alırsınız. Mesela insert'leri de ayrıyeten script olarak çıkartabilirsiniz. Önce bunlar kurulur. Sonra bunun üzerine insert'lerle veriler eklenir. İkinci yöntem database dosyasının kendisini doğrudan kopyalayıp yükleyebilirsiniz production'a. Mesela SQL Server'da MDF dosyası. Onu komple alıp yüklemek. Ya da backup'ını alıp backup'ını mesela SQL Server'da gene bug dosyası alıp production'a atıp orada restore yapabilirsiniz gibi üç yöntem. Bunları daha detaylı da yapabilirsiniz. API dokümantasyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Vesaire. Evet. Base kısmında şöyle bir tasarım yaptım. Base'i biliyorsunuz artık. Layout. Buradan inherit edilecek uygulama tasarımı. Geleyim ben şuradan. Neredesin? Evet. Şurada extends diyorum. Bakın Bootstrap içerisinde planlamışım ben bunu. Ama Bootstrap içinde değil. Doğrudan base olarak da alabiliriz. Base HTML. Diğerleri de burada olacak. Burada bir best practice var. Alt çizgiyle başlatmak. Alt tire layout.html gibi. Blog head kısmı, bakın head, navbar, title, content hepsi için ayrı ayrı bloklar açabiliyorsunuz. Head kısmı için açtığımda CK editörü özel bir kod yazmanız gerekiyor. CK editörü load ediyorsunuz buraya. Onu da sisteme ekliyorsunuz tabii ki. Sonrasında Super'ı çağırıyorsunuz. Bu Bootstrap'le alakalı bir şey. Yani normalde bu template'te bunu kullanmanız gerekmiyor olsa bile Bootstrap
entegrasyonunu çağırdığınızda onun dokümantasyonuna bakabilirsiniz. Bakın şunların hepsinin dokümantasyonlarına bakın. Mesela WT Forms. Tamam, ben burada koydum ama bunun dokümantasyonu var. Buna bakmanız lazım. Ya da Flask, Bootstrap ya da JK Editor. Bunlar önemli. Hepsinin dokümantasyonu var. Yıllardır geliştirilen şeyler bunlar. Basit şeyler değil. Hepsinin kendi içinde farklılıklar olabiliyor. Navbar için include diyorum. Navbar diye bir tasarımı ekle diyorum buraya. Include it. Bu sayfanın içerisine yükle anlamında kullanılır. Include. Onu da yapalım. Diyorum. Hemen. Copy. Paste. Ne var? Bu. Standart bina var. Bunun içerisinde linkler var. Write a new block. Şunu mesela add a new block diyebilirsiniz. Be my blocks. Vesaire. Geç. Başka. Burada blok yazacak sadece. Title. Block content. With message. Bu flash ile alakalı. Bahsetmiştim ya, görsel olarak bir success ya da danger alanı ekliyor. Bu onun kullanımı. With messages equal get flushed messages. Yani Python tarafından. Gel bakayım. Şu. Mesela böyle eklemeler yapıyoruz ya. Bunları get flush messages dediğimde bana getiriyor. If messages, yani mesaj varsa döngü for kategori virgül message kategoride bunların mesela danger, success vesaire var ya with categories onlara göre message in messages messages adıyla bir liste olarak alıyorum. İçi doluysa döngüyle okuyorum. Sonra alertler veriyorum Bootstrap içerisinde. Kategorisini yazıyorum. Alert, danger. Alert, success gibi. Ve bu da zaten görseli oluşturuyor. Sonra message'ı çakıyoruz buraya. Ve her zaman blok kapatılır. If ise and if. For ise and for. Bakın and if. And with. With açıldı çünkü. And with. Block, subcontent. Sonrasında burada ekstra istersen bir şeyler yazarsın diyelim. Ben boş bıraktım. Böyle. Başka messages alanı ile alakalı kullanım var. Onu da şöyle underscore genelde böyle isimlendiririz. HTML. Çünkü normal tasarımın içindeki bir parça değildir. Example kodlarımı da buraya koydum. Bakın with messages equal get flush messages if messages bla bla aynı. Bu biraz daha basit versiyonu. Vesaire. Şöyle. Bunları inceleyeceğiniz için şu an elektrik gitti arkadaşlar bulunduğum yerde. O yüzden sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam. Elektrik gitti. Telefondan bağlanıyorum ama. Evet. O zaman şöyle yapalım. Ben zaten şu kısmı anlattım. Önemli olan burasıydı. Template kısmı da dahil olmak üzere ben size projeyi göndereyim. Şu an laptop olduğu için ve mobilden bağlandığım için internet var ama sıkıntılı olabilir. O yüzden ben template'i size ayrıyeten toplu olarak göndereyim. Siz kodları inceleyin, çalıştırın. Template'i de özellikle
adım adım inceleyeyim. Buradaki ödevim, zaten sistemi gördünüz. Database'i nasıl oluşturduk? Genel hatlarıyla en zorlu kısımları aslında anlattım. Tasarım kısmı, frontendçilerin çok rahat anlayacağı şeyler. Bayağı da eğitim aldınız zaten. Oraları incelerseniz, benim kesinlikle beklentim şu. Bunu çalışır hale getirmek ve tasarım tarafını da benim verdiğimden daha kaliteli ve farklı tasarımlara dönüştürmek. Siz epey bir frontend eğitimi aldınız. Birbirinizden farklı tasarımlar yapın. Onunla backend'i birleştirdiğinizde, doğru çalıştığında zaten sistem çalışıyor olacak sizin için. Çünkü çalıştırabilmek için tasarım tarafını doğru anlamanız gerekiyor. Template yapısını doğru anlamanız gerekir. Artı gene çalışması için tasarımla backend'i doğru birleştirmiş olmanız gerekir. Vesaire. Bu nedenle hocam, ben bir soru sorabilir miyim? Soruları alayım. Bu base HTML kısmında hani böyle şey yapmadık ya, bir HTML servisi değildi sanki, bir alt şeymiş gibi yaptık ya, benim kafamı karıştırdı neden öyle yaptık diye. Hani extend ediyor tekrar yine base HTML'i, o tarz bir şey gördüm. Tekrar sorar mısın? Aynen. Bu base HTML var ya, bizim base olacak HTML'imiz. Orada hani normal bir HTML yapısının altında, hani sanki o HTML bir ana HTML değilmiş de yeniden kendini extend eden bir şeymiş gibi. Chait HTML'miş gibi gördüm. Aynen. Şu şekilde. Neden bu şekilde yaptık? Bu benim biraz kafamı karıştırdı. Hani burada ben şey olmasını beklerdim açıkçası. Bir HTML yapısı tamamen sadece bunu extend eden diğer HTML'ler. Burası genel yapıyı oluşturuyor. Bak şurası head kısmının base'i. Head de zaten her sayfada, diyelim ki senin senaryona göre değişir. Mesela hani ilk başta yapmıştım ya, bootstrap slash. Şöyle diyelim. Bootstrap klasörü. Bunun içerisinde şunu yapabilirsiniz. Base HTML. Asıl template'in base'ini burası yaparsınız. Onu şuradan bootstrap yaparsınız. Burayı CK editör kullanılacak sayfalar için bir base yaparsınız. Şurası ise daha önceki eğitimlerde anlattığım daha temel işlemleri yapma kısmı var ya. Yani bütün sayfalar için geçerli olan base. Orası için, evet, kullanabilirsiniz. Dikkat edersen zaten ilk başta da açtığımda şurada bootstrap base vardı. Çünkü asıl base bu değil. Ha, tamam, orasını kaçırdım ben o zaman. Bu haliyle düzgün, mantıklı çünkü de öbür türlü biraz şey, kafa karıştırıcı olmuştu. Tamamdır. Tamam, şöyle olabilir yani, dediğim gibi. Burası asıl base'in olur. Temel işlemler, bütün sayfalar için gerekli olan. Onu bile kategorize edebilirsin. Farklı farklı. Mesela navbar vesaire, hepsi ayrı aslında. Tamamen parçalayabilirsin. Onu şu base HTML'i buraya extend edersin. Sonrasında da CK editör gereken bütün sayfalarda mesela şurayı kullanırsın. Bu base HTML'i. Yani veri giriş alanı, düzenleme alanı vesaire kısımlarında. Mesela normal bir web sitesinin, normal bir arayüzde diyelim, indekste ya da diğer sayfalarda, veriyi gösterme kısımlarında, edit ya da ekleme değil, oralarda CK editöre gerek yok. Ama düzenleme alanlarında bu gerekiyor. Gibi. Mesela messages diyelim, veri giriş ya da düzenleme alanlarında ya da silme gibi işlemlerin yapıldığı yerde messages lazım. Yani flashları göstermek için. Yani bir işlem yapmıyorsan, sadece listeleme yapıyorsan orada gerek yok.
Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Yine 50 kişiyle tamamladık. Evet. 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 Bilmiyorum, kaçırdım orayı. Sorularınızı alayım arkadaşlar. Varsa. Yoksa bugün elektrik nedeniyle sessizliğe gönderelim. Ama dediğim gibi aslında iş zaten burada şeydi. Backend kısmıydı. Orayı da güzelce anlattık yani. Epey bir üzerinde durduk. Tamam arkadaşlar, siz de yorulmuşsunuzdur. O zaman görüşmek üzere. Ben size kaynak kodları gönderirim. Tamam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler.